İki Tekeriz'den merhaba arkadaşlar. Bugün Can'da oyuncaktayız. Yanımızda bisiklet bölümünden sorumlu Recep Bey var. Sağ olsun bize yardımcı oluyor. Bir önceki videoda başlangıç seviyesi dağ bisikletlerine değinmiştik. Bu videoda da başlangıç seviyesi şehir bisikletlerine değineceğiz. Evet arkadaşlar, önümüzde şehir bisikletleri var. Bunlar kısa amortisörleri var genelde. Yani şehir bisikleti ama ufak tefek patikalara, İşte bozuk yollara, köy yollarına da girebiliyor. Yanlışım varsa Recep abi. Doğrudur. İnce lastiklere sahip olmasına rağmen hafif patika zeminlerde de gayet güzel yol tutuşu sağlayabilen ürünler. Başlangıç olarak yine Bianchi'den başlayalım isterseniz. Hem maliyet olarak biraz daha hafif bir bisiklet, hem de ağırlık bazında da hafif bir bisiklet. Kadro yapıları gene alüminyum. 21 vitesli V fren sistemli bir üründen bahsedelim. Touring 411 serisi 2017 modelde 21 vitesli. Lastik yapısı olarak bu sezon tam düz bir lastik tercih etmemiş. Biraz daha tırtıklı yapmış ki, çünkü bu bisikletleri yollarımız malum tam olarak asfalt üstünde gidebiliyor değiliz. O yüzden biraz daha yol tutuşu fazla olsun diye tırtıklı bir lastik tercih etmiş. Takribi ağırlık bazında 13 kiloya falan tekabül ediyor. Kadro yapısı alüminyum olduğu için. Yanında gene Carrara'nın Sportif 220 modeli var. Neredeyse aynı ürün özelliklerine sahip. Gene zoom maşa kullanmışlar. Sertlik ayarı yapılabilir ama ekstra bir ürün özelliğimiz daha var Carrara'da. Kilitli ön amortisör. Bu kilitli ön amortisör ne işe yarar? Birazcık da ondan değinelim isterseniz. Kilitli ön amortisörü bayır yukarı çıkarken kilitlediğiniz zaman ön amortisör esnemediği için pedallara uygulamış olduğunuz kuvvet size yol ve ivme olarak geri döner. Bu tip bir avantajı var kilitli ön amortisörü. Ağırlık bazında da gene aynıya tekabül ediyor. 12,5-13,5 kilo arasında değişiyor gene. Gidon açısı ayarlanabilir bir gidon grubu kullanılmış Carrara'nın yine. 28 inçte biraz daha düz bir lastik tipi kullanmışlar. Onun yanında Whistle'ın Guipago 2017'de üretmiş olduğu 17-24 modeli var. Bunda diğerlerinden haricen hidrolik disk fren sistemi tercih edilmiş. 24 vitesli bir ürün. Kadro gene alüminyum, kilitli ön amortisör ama bu sefer SR Santor'un amortisörü var. Bu amortisör zoom maşaya göre her türlü daha kaliteli ve daha uzun ömürlü bir ürün olduğunu söylemiştik zaten. Dağ bisikletinde de aynı şeyi söyledik. Kadro yapı olarak Axel'in bize getirmiş olduğu bir ürün. Whistle'da gene dişsiz bir lastik tipi tercih etmiş. Bu dişsiz lastik tipi neden tercih ediliyor? Asfalt üstünde kullanım sağlarken, kullanırken bisikletimizi sürtünme katsayısını biraz daha hafifletmek için kullanılıyor dişsiz lastik. Ne kadar az sürtünme, o kadar daha az pedal çevirirsiniz, o kadar daha çok yol alırsınız. Onun yanında gene diğer bisikletimize geçtiğimiz zaman Square Cross Ghost'un gene Alman malı bir ürün. Square Cross görüyoruz. Bunda da V fren sistemi kullanılmış. Gene RST'nin maşası var. 24 vitesli gene V fren sistemi ama tabi yapı, kadro, montaj kalitesi her şeyle diğer ürünlerimizden daha bir üst seviyelerde bir ürün. Gene onda ekstra ürün özelliği bazında baktığımız zaman RST'nin maşasında kilit özelliği konulmamış, başlangıç modeli olduğu için. Hibrit bir lastik tipi var. Yani demin söylediğim gibi Bianchi'deki dişli dediğim tipten biraz daha fazla dişli. Bunda isterseniz hafif değil, hani hafifin bir üstündeki patika zeminlere de girdiğiniz zaman hiçbir şekilde yol tutuşunu kaybetmeyecektir. Bu da sizin sürüş güvenliğinizi olumsuz yönde etkilemeyecektir Ghost'ta. Gene lastik markasında Schwalbe tercih ediyor. Kaliteden ödün vermemek için. Almanlar bu işe çok dikkat ediyorlar. Onun yanında 5. modelimize geçelim. Lapierre. Lapierre yol bisikleti konusunda gene adından çokça söz ettirmiş ürünlerden bir tanesi, markalardan bir tanesi. Lapierre'in şehir bisikletine baktığımızda da gene 24 vitesli V fren sistemli bir ürün. Kadro gene alüminyum. 24 vitesli Santor'un maşası var. Kilitli ön amortisöre sahip.
kadro gene alüminyum, neredeyse tamamıyla aynı ürün özelliklerine sahip. Sadece Vistula hidroik disk fren sistemi olması haricinde aynı ürün özelliklerine sahipler. Gidon açısı ayarlanabilir. Sanırım şu iki modelde, Carrera'nın da gidon açısı ayarlanabilir. Evet, iki modelde ayarlanabilir. Diğerlerinde ayarlanmıyor. Şimdi Recep abi, merak konusu, onu da sana sorayım. Yani bu şehir bisikletlerini dağ bisikletinden ayıran sadece işte biraz daha kısa amortisör olması mı? Yoksa işte kadro geometrisi ya da dişli sayıları, çapları, bunlar da değişiyor mu dağ bisikletlerinden? Tabii ki dağ bisikletlerine göre hem kadro yapıları değişiyor, hem dişli çapları değişiyor. Çünkü yolda biraz daha performans farklılaşabiliyor insandan insana. Bunlarda lastik çapları özellikle standartta zaten 28 inçtir, evet. Jant çapları. Bu jant çapı neden 28 inç? Çünkü biraz daha az pedalla biraz daha çok yol almak istiyor kullanıcı. O yüzden biraz daha değişiyor. Gene vites gruplarına göre arka dişli çapı veya ön dişli çapı biraz daha değişebiliyor. Şimdi konuyu toparlayacak olursak, aslında dağ bisikleti tercih eden insanların %90'ı, hatta %98'i diyelim, genelde asfalt üstünde yolculuk yapıyorlar. Normalde yapılması gereken biraz daha ince bir lastik tipi tercih edip o harcadıkları efordan ve güçten biraz daha avantaj sağlamalarıdır. Dağ bisikletinin tercih edilme sebeplerinden bir tanesi de şudur. Yani aslında hem heybetli gözüküyor, hem de o kalın lastiğin vermiş olduğu bir güven hissiyatı var. Aslında ince tekerlekte de dağ bisikleti kadar güvendesinizdir. Bunu biraz daha bilinçaltına yerleştirdikleri için kalın lastik tipi tercih ediyorlar. Özellikle bayanlar. Yani geldikleri zaman illaki kalın lastik olsun ki ben kendimi güvende hissedeyim diyen insanlar da var. Ama tercih edilmesi gereken, eğer asfalt üstünde kullanacaksanız, dağ tepe toprak gezmeyecekseniz, ince bir lastik tipi 28 inç bir city bike tercih ederseniz sizin için daha avantajlı olacaktır. Peki, şimdi yine dağ bisikletinde de değinmiştik buna. Atıyorum Ghost'la Whistle'ın üzerinde donanım olarak bayağı fark var ama fiyat olarak hemen hemen aynı. Şimdi tabii ki gene aynı yere geliyor konu. Montaj kalitesi, yani demin de geçen videoda söylediğim gibi kalitesi, kaynağı, kadrosu, kadro yapısı şu an diğer bisikletlere nazaran daha hafif bir bisiklet, daha kullanışlı bir bisiklet. Yani hem fiyat performans açısından da en yüksek ürünüm diyebilirim Ghost'ta. Evet arkadaşlar, şehir bisikletlerinin başlangıcı da böyleydi. Sanırım dağ bisikletine göre biraz da 900 lira civarından başlıyor. Aynen öyle. Biraz daha maliyet olarak. Dağ bisikleti biraz daha uygundu. Maliyet olarak biraz daha yükselmiş. Çünkü gene kadro yapısı veya diğer ekipman yapıları değiştiği için maliyet olarak da biraz daha yükseliyor fiyatlar. Şehir bisikleti konusunda da bize yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz Recep abi. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın.